Su problemimiz var. Evet. Geçen hafta değil yani işte 15-20 gün önce o kadar paralar toplandı, milyar milyar lira, ama hala bu çadır konusunda bir adım atılamamış gibi gözüküyor, ya da su konusunda, neyse onu konuşuruz. Depremzedeler özellikle Hatay'da, Antakya'da kapalı pazar alanına geçti doğal olarak, ama normal çadırlarda değil, battaniyelerden şuradan buradan yapmışlar kapalı alan diye. İddia ki Hatay'da depremzede 45 aile bir de zabıta şokuyla karşılaşıyor. Durum fena tabii, izleyelim. Zorla bir düzen kurduk. Bizim buradan çıkmamızı istiyorlar. Evlerinizin kenarına kurun çadırlarınızı diyorlar. Benim evim yolun kenarı. Benim can güvenliğim nerede? Evleri başlarına yıkıldı. Depremzedeler kapalı pazar alanına sığındı. Ancak bu defada zabıta çadırları kaldırmak istedi. Nereye gideceğiz? Bu çocuk oyuncağı değil, yapboz değil ki. Hadi sökelim gidelim. Aa, orada da olmadı. Hadi başka yere gidelim. Burası Hatay Belen'e bağlı Halil Bey mahallesinde bir pazar yeri. Üstü kapalı. İşte bu yüzden bazı depremzedeler kendi imkanlarıyla burada çadır kurdu, yaşamaya başladı. Sağlam olduğu için ilk geldiğimiz günden beri biz buradan çıkmadık. Burada 85 tane aile var şu anda. Buraya elektrik sistemi kuruldu. Tuvalet, banyo, mini bir mutfak kuruldu. Kombilerimiz eksik. Ahmet Korkmaz ailesiyle birlikte 800 gün boyunca arabada kaldı. Sonra bu çadırı buldu, kendi imkanlarıyla buraya, pazar yerine kurdu ve şimdi 15 kişi bu çadırın içerisinde yaşıyorlar. Ablalarımız, şu yakınlarımız hep beraber kalıyoruz. Eğer yer olsa daha da geleceklerimiz var da yer olmadığından dolayı. Bazı çadırlarsa bu şekilde battaniyelerle kapatılmış durumda. Çadır demeye 1000 şahit lazım. İşte bu derme çatma çadırımızın içerisinde de 9 kişi yaşıyor. Bebeğimiz var, dedem var, evet, hasta, ısınamıyoruz çok. İddiaya göre zabıtalar kapalı pazar yerine geldi, depremzedelere çadırları kaldırıp alanı boşaltın dedi. Buraya geldi, konteyner kuracağız dedi. Sizi buradan çıkaracağız, zorla da olsa çıkaracağız dedi. Ben dedim ki deneyin, tehdit ediyorlar. Gidin diyorlar, yani evlerinize yakınına gidin. Bir aydan beri buradayız, biz kendi imkanlarımızla yaptığımız şeyi gelip yıkamazlar. Zabıtalar şimdilik gitti ama onlara verilen süre 24 saat içerisinde dolacak. Burada çadırlarda zor şartlar altında yaşamaya çalışan ailelerse çaresiz, bizi yerimizden etmeyin diyorlar. Buraya ne yapılacağını sorduğumuzda pazarcılar gelecek. Bizim pazarcılar için boş alanlarımız var zaten. Oraları değerlendirebilirler. Zaten kurmuşuz. Bir ay olacak biz buradayız. Nereye gidelim? Gönderecekler bizi çamurun içine. Yani en azından üstümüz kapalı, yağmur yok, çamur yok. Evet, şimdi bir tarafta pazarcıların aslında yeri, pazarlarını oraya yer var diyorlar, oraya kurun diyorlar işte. Zabıta da diyor ki burası yer, pazarcıların yeri, onlar da burada ekmek parasını Allah kazanıyorlar. Şimdi bu kritik soruyu soruyorum, o ekmek derdinde bu yaşayacak yer derdinde. Normal zamanlardan geçmiyoruz ki, kalkın oradan pazar kuracağız falan diye yani. Evet. Kocaman alan belli bir yerde, her yere yani kurulabilir bir durumda. Yani bu arkadaşları alıp da götüreceksin, 85 aile, 350-400 kişiden bahsediyoruz. Kendi kendilerine bir çadır kurmuşlar. Düzenli ortam, Allah aşkına yani böyle yani bir evlerinin yakınına şeyde, kur demek de bir garip bir mantık. O bambaşka bir şey yani. Hani evin varsayalım hasır, ağır hasarlı, kaldırımı kenara mı koyacaksın? Gecenin bir baktı elektrik yok, su yok, tuvalet yok. Ne yapacaksın? Bir de böyle yani toplu alan, toplu olması lazım. Evet, çoluk, i̇şte görüyoruz, çocuk, bebek, hırsızlık, gasp yaşlı olabilir, her şey olabilir Allah aşkına. O karanlıkta insan korkar. Baksana en azından üstleri kapalı. Yani bu zabıtanın yaptığı tamamen iş güzarlıktan başka bir şey değil. Kesinlikle. Normal bir şartlarda değiliz ki. Hani hanım şuraya çadırı kuralım mı ya, tatil yapacağız modunda değil ki yani. Hı. Almış çadırı çoluk çocuk bir deniz kıyısına gidip de hanım şuraya çadırı tatile kuralım deyip de oranın yani güvenlik görevlisi beyefendi ne yapıyorsun buraya çadır, öyle bir durum değil. Depremde oldu bunlar. Evet. Depremzede bu arkadaşlarımız. Zabıtalar da depremzede de iş güzarlıktan başka bir şey değil bu. Ben sana söyleyeyim. Ayıptır, günahtır. 24 kesinlikle saatte oluyormuş. İlerleyen dakikalarda dolar. Yani ne yapacaklar? Anlamadım yani. İşte biz onların sesi olmalıyız. Bir şey yapamazsınız demeliyiz. Peki yapamazsınız demek lazım ve yapamazlar da aslında. Yapmasınlar ya. Peki, böyle bir terbiyesizlik yok. Peki bu pazar kurulum yeri bir başka yere gene aynı bir düzene kurulamaz mı ya da aynı şekilde? Ya haftada bir olan, iki olan bir şey yani Allah aşkına. Bak ayrıca sokağa hanımefendi diyor ki Murat. Tamam biz belli bir alandayız. Yani onlar da şuraya sıkışsın. Doğal olur, ne tamam olacak ki? Elbette, bir de böyle bir dönem. Şimdi oradaki alım gücünü ve gerçekten bütün bu çadır kentin olduğu yerdeki insanlara da hizmeti, servisi de düşünmek lazım. Anlıyorum. Fakat pazar belli saatler arasında kurulmuyor mu? İşte orası. Yani sabaha karşı geliyorlar, hava kararmadan bitmez mi pazar? Yani ya burası herhalde hani, şey hani evet sürekli olarak tezgahların olduğu bir yer. Hani mutlaka, belli bir süre tamam, vermişler. Tamam, onların da ekmek teknesidir. Anlıyoruz ama dışarı kuruver, bir başka yere kurabilirsin. Zabıta başka bir yer gösterebilir onlara. Yok, belli ki hanımefendinin dediği gibi onlara da yer var deniyor zaten. Bu tamamen işgüzarlıktan başka bir şey değil.
Allah aşkına başka şeylere odaklansınlar. Evet. Bak hafta sonu boyunca su sıkıntısı var diye bas bas evet. bağırıldı her yerde. Ya bunlara odaklanılsın. Hı-hı. Ya başka bir şey bu. Hı-hı. Ya hani kendi insanımıza zorluk çıkarmaktan başka bir şey yapmıyoruz ya çoğu kez. Herkes oranın kralı, başkanı, herkes bir oranın bir kurumu, devlet görevlisi falan filan. Zabıta diyor, ben üniforma var, çık diyor. Mevzuat böyle. Ya deprem olmuş, deprem ha, da deprem. Çok çok çabuk, yani bu deprem denen şey hani oldu, bitti, geçti ve şimdi önümüze bakmıyoruz. Yani bu böyle bu süre gelen bir durum. Ne, yani hemen mi vurdum duymazlığa başladık? Hemen mi? Umursamazlığa başladık. Duruma baksana, siyasetteki gelişmeler de öyle yani. Birdenbire deprem hadisesi unuttuk. Neymiş? Siyasette ben gidiyorum falan filan. Git, tarih olur, gidersin. Ama yani deprem dedi kardeşimizin hala derdi tasası var orada. Aynen. Onlarla hala enkaz altında insanlarımız varken böyle siyasetteki tartışmalar da yuh be kardeşim dedirtiyor adama. Daha neler. Baksana şu hale. Yazık, çoluk çocuk, annem aç, çoluğum aç, çocuğum aç diyor ve mesela sen onu çamurun ortasına evet. gönderiyorsun. Gönderiyorsun. Düzgün bir alan kur. Saat veriyorsun. Konteyner alana git diyor. Kur oraya, buraya gideceksin şunlara de. Buraya seni götüreceğiz ya. De servis ol. Servis et yani. Bir zabıta elemanı, bir belediye, bir devlet elemanı olarak gideceksin demeyeceksin. Servis edeceksin. Buyurunuz hanımefendi diyeceksin. Buyurunuz beyefendi. Başımızın üstünde yeriniz var diyeceksin. Aynen öyle. Ama yok, kalkın gidin. Kalk buradan. Böyle şey mi olur ya? Ama şimdi, onların sesi olacağız. Aynen öyle, her zaman olduğu gibi. Felaketleri yaşıyoruz, kayıpları veriyoruz. Dersi aldığımızı zannediyoruz ama o dersi alıyor muyuz emin değilim. Ya da işte çok çabuk mu vurdum duymazlığa vuruyoruz hemen her şeyi.